ben şu kutuyu gördükten sonra paramparça bir şey gelecek diye düşündüm. Çünkü yani ezik ve vuruk içinde. USB charging, yani bunu bir özellik olarak yazmaları bir tık üzücü. Bu. Heh. Oh be. Oha. Şaka mısın ya? Şu an inanılmaz bir şey yapıyorum ve YouTube kanalıma video çekiyorum. Gerçekten aylardır herhalde şu kamerayı alıp da karşısına oturup bir video çekemedim. Öncelikle bunun için çekirdek YouTube kanalımın biricik ve tatlış abonelerinden çok özür diliyorum. Uzun bir süre bir arkadaşınızı ekerseniz ve sonrasında buluştuğunuzda biraz mahcup hissedersiniz ya. Şu an tam o haldeyim. Bu klişeyi yapmak istemiyorum ama YouTube'u gerçekten çok özledim. Kameranın karşısına geçip boş yapmayı, saçma sapan şeyler incelemeyi çok özledim. Saçlarım uzadı bu arada, fark etmişsinizdir ve aşırı iyi gözükmüyorlar mı? Bayağı toparladılar. Böyle ara ara saçlarımı dokunarak mutlu oluyorum çünkü yumuşacıklar gerçekten. Bir ara saçlarımı nasıl kurtardım videosu da çekmek isterim. Şu an böyle Bob Ross'la Ömer Çelakıl arasında böyle ince bir çizgideyim yani. Ben de emin değilim hangisi olduğumu. İşe güce dalıp da burayı boşlamak beni hakikaten çok mutsuz etti. O yüzden gecenin birinde falan şu an sanırım. Aynen, saat şu an 1. Şu an bu videoyu çekmeye karar verdim. Instagram'dan beni takip ediyorsanız bu ürünü görmüşsünüzdür. Yaklaşık 2 ay önce falan AliExpress'ten sipariş verdiğim yarım akıllı robotum Babür'le sizleri tanıştırmak istiyorum. Nasıl gözüküyor acaba? Rezalet gözüküyor. Bu arada hemen bir atma ve tutma testi yapalım. Allah'ım çok özlemişim ya, delireceğim. Bakın. Yani hani bir robot süpürge için aşırı boktan ve çok hafif. Şöyle arkasında ilginç fırçaları var. Bunlar bir yandan dönüyor. Şuradan emcüklüyor bütün tozu kiri. Ve şu bez parçasını da böyle nemli bir şekilde yapıştırırsanız buraya aynı zamanda paspas atıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Kaç paraya aldığımı falan da söyleyeceğim şimdi. Kafayı yiyeceksiniz bu arada. Yani bence şu anki ekonomide 150 liraya böyle bir şey almanız imkansız. Yani 150 liralık bir şeye göre o kadar iyi temizliyor ki evi, size anlatamam. Atıyorum böyle pazar günü temizlik yaptınız. Hani bir pazar temizliği düşünelim. 2 gün sonra bunu çalıştırdığınızda tekrardan o pazar günkü temizliğe dönüyor ev. Şakasız. Ben şu kutuyu gördükten sonra paramparça bir şey gelecek diye düşündüm. Çünkü yani ezik ve vuruk içinde. Şöyle bir kutusu var. Bunun beyazı falan da var ama yani o beyazlar hakikaten ihlas pazarlama itemi gibi. Çok kötülerdi. Bir nebze daha düzgün duran siyahını tercih ettim. Grisi ve beyazı olması lazım. Üstündeki şeyleri söylüyorum. Noise reduction diyor. Hakikaten çok sessiz çalışıyor bu arada. Hemen göstereyim hatta. Bu. Ben makineye çok yükseğim. Dakikalarca öveceğim yani. Öncelikle buna kendinizi hazırlayın. Long brush. Ya haksız mı? Değil. Gerçekten. Hatta biraz yersiz bir long brush diyebilir miyiz? Diyebiliriz. USB charging. Yani bunu bir özellik olarak yazmaları bir tık üzücü. Şöyle bir kabloyla geliyor. USB, inanır mısınız? Böyle mi yapmam lazım? Aynen. Ucu da bu şekilde. Bunu şarj etmek istiyorsunuz. Şuraya takıyorsunuz. Bunu da ucunu bir USB prizine taktığınızda olay çözülüyor. Ve son olarak 90 dakika diyor. 90 dakika çalışıyor diyor. Bu kesinlikle doğru. Bir gün saat tuttum. Tam tamına 90 dakika çalıştı. Ve yani bizim ev 2+1 mesela hayli hayli yetiyor. Başka da zaten bir şeyi var mı diye bakıyorum. Yok, bu kutuyu artık atabiliriz. İzleme kalitesi gibi bir ismi var bu arada. 1800P modelin ismi. Markası Bovay'ı şöyle bakın yazıyor. Ben aldığımda 150 lira civarındaydı. Şu an böyle 190 liraya çıkmış durumda bu arada ürün. Artı onun üstüne bir de ben 56 lira vergi ödedim. Benim sipariş verdiğim dönemde bunun kargosu yoktu. Ama şu an bir 60 lirada kargo kitlemişler. Yani kabaca bir hesapla şu an 300 liraya geliyor gibi düşünebilirsiniz. Bunun yaptığı işi yapan en boktan cihazın en az 1500-2000 lira olduğunu düşünürseniz buna 300 lira çok rahat verilir. Biraz bu robot süpürgeleri araştırdıysanız biliyorsunuzdur, mapping diye bir şey var. Çok akıllı robot süpürgelerde süpürge evi geziyor ve sensörleriyle evi tarıyor ve evin neresinde ne var onu görerek ona göre temizlik yapıyor. Bunda tabii ki böyle bir şey yok. Bunu böyle alıyorsunuz, bir odadan başka bir odaya bırakıyorsunuz, o böyle dolanıyor. Yani aslında mapping'i olmayan robot süpürgelerle aynı mantıkta çalışıyor. Tek bir eksisi var ya da olmayan bir özelliği diyeyim. Hiçbir şeyi geçemiyor. Yani bir kapı eşiği, minicik bir kilim asla direkt bir engel olarak algılıyor
ve kafasını çevirip geri gidiyor. Ama sensörleri bence bu kadar ucuz bir cihaz için çok iyi. Hiçbir şekilde zarar görmeden böyle gidiyor tak vuruyor, öbür tarafa gidiyor tak vuruyor. Böyle çok seri, hiçbir şekilde kendine zarar vermeden sağa sola çarpa çarpa gidiyor. Şunu söylemeyi unuttum, 20 gün gibi bence AliExpress'te 3 güne eşdeğer bir sürede geldi. Böyle haftalar önce çektiğim bir video vardı evi nasıl temizlediği ile alakalı, size onu göstermek istedim. Onunla ilgili küçük bir VTR'miz var, şimdi onu izleyelim. Bunu kendi bile tozlanmış. Rezalet. Oraya gitme. Hoppa. Yavaş vuruyor ama. Şey değil. Kendine zarar vermiyor yani. Mesela buradan geçemiyor. Bak şunu al şunu. Oha! Şaka mısın ya? Şok içindeyim. Ay midem bulandı ya. Elimi yıkayacağım hemen ama çıkan pislik bu. Çok iyi. Şöyle lan. Çok iyi. Şu an 150 lirayı hak etti ya şu temizlikle. Çıkan tozu gördün mü? Çok iyi. İnanılmaz yani. Evi temizlemiyormuşuz gibi hissettim. Ya evi bir şey yapmadık. Bir tek mop atsak yeter. Baksana yerlere. Hiçbir şey kalmadı. Çek. İçinden çıkan pisliği gördünüz mü? Ben bu videoyu çektiğimde evi temizleyeli 2 ya da 3 gün olmuştu ve evden nasıl bir pislik çıktı siz görüyorsunuz. Türkiye'de ne yazık ki bir muadilini ya da birebirini bulamadım. Ancak araştırmalarım sürecek. Ben bu modeli burada bulursam sizi linklerim. Aşağı bir bakın. Eğer bulduysam kesin linklemişimdir. Bulamadıysam da AliExpress'ten aldığım satıcının linkini direkt aşağıya bırakacağım. Ve şurada çok saçma. Şöyle bir tutma yeri var. Bakın. Buradan böyle tutarak robotunuzu sağa sola gezdirebilirsiniz ama ben çok kullanmıyorum. Şöyle şurayı açıyorsunuz. Kocaman bir Walkman'e benziyor. Hemen şöyle açıyorum. Bakın burada saklama alanı var. İnşallah içi dolu değildir bu arada. Şu arkadan tozu kiraladığı yer var ya, o şuraya bağlanıyor. Şuradan direkt çekiyor. Bir dakika. Nasıl oturtuyorduk bunu ya? Oturtamadım. Neyse. Şöyle içinden haznesi bu kadar. Yetiyor haznesi. Yani ben evi bir gün bok götürüyordu gerçekten. Çok pisti ev. Bunu açtım. Ağzına kadar dolmuş ama yetmiş yani. Okey. Şurada şöyle bir filtresi var. Öyle HEPA MEPA gibi düşünmeyin. Bu bayağı dümdüz bir filtre. Aa, biraz pislik varmış. Bakın şöyle göstereyim. Hazır pisliklere denk gelmişken. Ben bunu temizledim sanıyordum, temizlememişim. Şöyle bunu açıyorsunuz, içindeki pisliği. Burada çöpümüz var. Sonra tekrar bunu böyle koyuyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Bu sefer yapacağım. Evet, oturdu. Bakayım. Oturmamış. Sinirlerim yıprandı. Hah. Oh be. Galiba bunu taktığımızı düşündükten sonra ters çevirmeyip usulca kapağını kapatırsak daha iyi olacak gibi. Neyse, şöyle kapandığını düşünüyorum. Ben niye bunu böyle çeviriyorum ki? Aşırı çırpılmış yumurta beyazı gibi. Çok saçma. Şunu da şöyle oturtuyoruz. Bakın bu sefer kapattım komple. Evet. Yani sözün özü cidden çok iyi alet. Parasını aşırı hak eden bir ürün. Ve yani 2000 liraya robot alamıyorsanız kesinlikle bunu alın. Yani AliExpress'ten siparişim gelir mi diye düşünmeyin. Alın çünkü geliyor. Artık eskisi gibi öyle hiç olmuyor kargolarınız, merak etmeyin. Daha rahat bir şekilde kargom nerede diye bakabiliyorsunuz. PTT çok daha gelişti bu konuda. Ve sizden para aldıkları için zaten kargonuzu kaybetmeleri onların zararına olur. O yüzden gönül rahatlığıyla, yani en azından kendi satın aldığım satıcıdan dolayı bunu size söyleyebilirim, satın alabilirsiniz. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Evde kalmaya çalışın. Çok fazla çıkmayın. Ortalık böyle Covid çünkü. Öpüyorum. Bay bay. Görünce çok şaşırdık. Aman aman. Robotların kalbi yok sanırdık. Memnun ettin çok dambeleyi. O artık evimizin yeni bireyi.